Hukuk ortaya çıktığı andan itibaren egemenlerin helvadan yaptıkları ve acıkınca yedikleri bir put olmuştur. Bugün de demokrasinin temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, yani helvadan putun bir kez daha yendiği bir dönemi yaşıyoruz. Ama aynı zamanda hukuk, tarihler boyunca egemenlerle ezilenler arasında mücadeleyle dönüşebilen bir mücadele alanı da ifade eder. Bizler bu alanda ilkeli, dayanışmacı ve mücadeleci bir duruşla demokratik katılımcılığı esas alan avukatlar olarak çağdaş ve özgürlükçü bir baronun kurucu unsurları olmaya adayız. Otoriter ve resmi ideolojiye dayalı yönetme anlayışının tarihten günümüze getirdiği sorunlar gün geçtikçe derinleşmektedir. Yargı bağımsızlığı, hukuk güvenliği, süre giden cezasızlık politikası, avukatların ve insan hakları savunucularının korunmasını da içeren şekilde savunma hakkının karşı karşıya olduğu sistematik saldırılar, toplumun geniş kesimleri yönünden adalete erişimi imkansızlaştırmaktadır. Diğer yandan Kürt sorunu, azınlıklar sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bağlı olarak patriarkal şiddet, derinleşen ekonomik krizle birlikte her gün katlanarak büyüyen işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar hepimizin yüzleşerek çözümüne odaklanmamız gereken başlıkların sadece bazılarını ifade etmektedir. Bu sorunların asgari ölçekte çözülmesi devletin toplumla birlikte demokratik bir işleyiş içinde ve toplum için yapılandırılmasıyla mümkün olabilecek iken çözüme yönelik en zayıf ses ve haklara ilişkin her talep derhal baskı, şiddet, zor, soruşturma, gözaltı, tutuklama ve cezalandırma ile boğularak susturulmaktadır. Hukuk ve yargı, otoriter baskıcı uygulamaların en önemli enstrümanları olarak kullanılmaktadır. Hak ve hukuk ihlallerine karşı durmak en başta insan haklarını savunma ve geliştirme yasal yükümlülüğü bulunan baroların görevidir. Bu bağlamda birer demokratik baskı unsuru olan barolar, ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi yolunda mücadele veren örgütler olmak zorundadır. Bu nedenlerle baroların mesleki sorunların çözümünün yaşanan tüm toplumsal sorunların çözümünden bağımsız olmadığı bilinciyle, bu sorunların siyasal iktidarın çizdiği sınırların içine hapsolmadan, duyarlılıkla, eşitlikçi ve cesur bir yaklaşımla, demokratik ve katılımcı bir anlayışla çözüme kavuşturulması için mücadele etmesi son derece önemlidir. Açık ki statükonun bir parçası olmayı görev edinmiş yöneticilerden yahut baro gruplarından oluşacak bir baronun bu tür bir anlayışı savunması ve bu anlayışı bir yönetim pratiğine dönüştürmesi mümkün değildir. Türkiye'deki siyasal odaklara göre pozisyonunu belirleyen ve bu pozisyon çerçevesinde baro yönetimlerine aday olan gruplar, egemen resmi ideolojinin belirlediği sınırların dışına çıkamadıkları için hem ülkede yaşanan sorunları hem de mesleğin yaşadığı sorunları doğru tanımlama ve bu sorunlara gerçekçi ve kalıcı çözümler üretme olanaklarından yoksundurlar. Önümüzdeki baro seçimlerinde aday olan hiçbir meslektaşımıza karşı kişiselleştirilmiş olumsuz bir yaklaşımımız bulunmamaktadır. Onunla birlikte statükonun hükümranlığına, alternatifsizliğin mahkumiyetine karşı yeni bir baro politikasının inşasının zorunlu ihtiyaç olduğu da ortadadır. Bizler bu ihtiyacı karşılamak iddiası ile demokratik bir tepki olarak mesleğine, ideallerine saygı ve bağlılığı ilk günkü gibi taze olan, farklı düşünceleri ve kimlikleri zenginliği olarak gören, çağdaş ve özgür düşünen avukatlar olarak eşitlik ve gönüllülük temelinde özgürlükçü çağdaş avukatlar grubunu oluşturdu. Temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara ve siyasi iktidarın çoklu baro düzenlemesiyle daha da görünür kılarak dayattığı makbul avukatlık pratiğine karşı kararlılıkla ve cesaretle direnen bir geleneğin sahibi ve temsilcileri olarak bizler, mücadele tarihimizin birikimi ve gücüyle mesleğimize ve meslek örgütlerimize yönelik saldırılar karşısında halkın, ezilen tüm kesimlerin, avukatların ve savunmanın sesi olmayı hedefleyen,
temel hak ve özgürlüklerin savunucusu bir baro yara atmak için Adana Barosu yönetimine aday olmaya karar verdik. Mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve bütün olarak yargı sisteminin sorunlarına, samimi ve gerçekçi çözümlere, en önemlisi mücadele kararlılığına sahibiz. Bu sorumluluğun bugün ve gelecek için hepimizin ortak sorumluluğu olduğu inancı ile baro seçimlerine bu değerler çerçevesinde kendi adaylarımız ile katılacağımızı açıklıyor ve bizlerle ortak kaygılar taşıyan tüm meslektaşlarımızı bu sorumluluğu paylaşmaya çağırıyoruz. Başka bir baroyu birlikte yaratabiliriz. Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Kurulu.